Değerli Gengur takipçileri, yine yepyeni bir ürün ve yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bize bu ürünü tedarik eden www.telefonaksesuari.com.tr'ye çok teşekkür ediyoruz. Bizi böyle yeni ve güzel ürünlerle buluşturduğu için arkadaşlar, ürün Türkiye'ye gelmiş sıcak bize ulaştırdılar. Hemen biz de sizlere bu videoyu çekerek ulaştırmak için elimizden geleni sarf ediyoruz arkadaşlar. Yanılmıyorsam ilk defa videosunu biz çekiyoruz ürünün. HT01 model arkadaşlar, TrueWireless Earbuds özelliği var. Şöyle kutuyu incelediğimizde Bluetooth 5.0, Inverse Stereo, Wireless şarj özelliği var. Aktif gürültü önleme var. Modları hem dış modu hem iç mekan modu mevcut arkadaşlar. 10 metre çekim alanı var. 2 saat şarj süresi ve 7 gürültü önleme ile 7 saat gürültü önleme kapalı olduğu zaman 20 saat standby süresi veriyor. Müzik dinlemede arkadaşlar, aktif gürültü önleme açık olursa 4,5 saat, kapalı olursa 6 saat bir kullanım süresi bize sunuyor. 5 volt 600 miliamper şarj olabilir. 600 miliamper de case'i var arkadaşlar. Şöyle şurada bir orijinal ürün bandrol yerimiz var. Kutuda yine burada Qshine app'sini indirebileceğimiz bir QR kod var arkadaşlar. Şöyle kutuyu açalım. Yerinde şöyle bir adet tip C kablomuz var, 20 santim uzunluğunda. 4 adet silikon, 2 de kulaklığın üzerinde var. 6 small medium large olarak 3 model 3 beden kulaklıklar için silikonumuz mevcut arkadaşlar. Şöyle İngilizce olan tarafı şöyle bir spesifik özellikleri size söyleyelim arkadaşlar. Şurada LED bildirim alanı var. Earbuds'ın içerisinde mikrofon var. NFB, yine bastığımız bir buton alanımız var. Tip C ile şarj oluyor. Şarj case'i. Evet, şuralarda tekrar satın almak isteyen arkadaşlar spesifik özellikleri merak edilir. Şuradan okuyabilirler. Gayet güzel bir kutu çıkıyor. Üründe ağır arkadaşlar, onu size söyleyeyim. Üç gram ağırlığında arkadaşlar bir kulaklıklarla birlikte 53 gram, ortalama bir kulaklık 5 gram ağırlığı arkadaşlar. 5 gram ağırlığında kulaklık tasarımı oldukça kaliteli olduğunu söyleyebilirim. Yine şuralarda bir dokunmatik alanımız var, net görebilmeniz için. Şurada şarj pinleri, şurada bir LED alanımız var. Evet, şarj case'imize şu anda taktık. İçinde de kırmızı ışık yandı. Şu anda gördüğünüz üzere iki LED'imiz yanıyor. Şurada bir tip C şarj giriş portumuz var arkadaşlar. Şuradan takıp şu an cihazımızı şarja taktık. Bu case'in kablosuz şarj özelliği var arkadaşlar. Kablosuz şarj olabiliyor. Şöyle bir kablosuz şarj power bankımızı şöyle açalım. Arkadaşlar, şurada kablosuz şarj alanına şöyle cihazı koyuyoruz ve gördüğünüz üzere kablosuz şarj ışığımız yandı. Şu anda da cihaz üzerinde şarj ışığımız yanıp sönüyor arkadaşlar. Şu anda şarj oluyor kendisi. Kablosuz şarj özelliği mevcut. Toplam 53 gram ağırlığındaydı arkadaşlar. Şimdi telefonumuza bir kurulumunu yapalım. Sonra bir kulaklıkların testini yapacağız. Mikrofon testini, aktif gürültü önleme mevcut arkadaşlar. Qshine HT01 olarak gözüküyor telefonumuzdan.
Evet, şu anda AAC yazıyor arkadaşlar, gördüğünüz üzere. Şimdi AAC kodu Akude yazıyor. Şimdi biz burada QCI uygulamamızı açalım. Şöyle tekrar kulaklık ekleyelim. QCI HT01 var mı burada, bakalım. HT01 burada arkadaşlar. Connect diye söyledik. Arkadaşlar kulaklığa şöyle bir genel özelliklere bakacak olursak, Bluetooth 5.0 versiyonu mevcut arkadaşlar. Hall sensörü mevcut. Kulaklar burada iç tarafta sensörleri mevcut. Anice aktif gürültü önleme var. Kulak içi algılama özelliği var. ABS bir malzemeden üretilmiş arkadaşlar. Bluetooth 5.0, 10 metre çekim alanı var. Şöyle başka ANC Outdoor 2 modu var arkadaşlar. Dış modu var arkadaşlar. Şöyle burada bakın, ANC'yi buradan açabiliyoruz. Outdoor modülünü açabiliyoruz. Normal olarak açabiliyoruz arkadaşlar. Kulaklığı bul seçeneği mevcut. Oyun modu var. Burada kulaklık yine update, yeni versiyonu varmış arkadaşlar. Upgrade dedik. Şu anda yeni versiyonda kulaklığa yüklüyor. Şu anda %1 yükleme devam ediyor. Bu yüklerken diğer özellikleri şöyle anlatayım. 7 mm'lik bir sürücü driver var arkadaşlar. Kablosuz şarj özelliği var. Kulak içi play pause dokunmatik var ve in-ear sensörü mevcut arkadaşlar. Oyun modu var. 30 saat standby ultra long batarya özelliği mevcut. Hall switch'i mevcut. Bağlantı yaparken yine pop-up pencere açıp kullanabiliyoruz. QCI'nin app'si destekliyor arkadaşlar. Kulak içerisinde yukarıya doğru duruyor kulaklık arkadaşlar. Yani tam tersi duruyor diğer mikrofonlara göre. Şurası aslında mikrofon alanı. Yine yazılım güncellerken diğer kompakt bir tasarıma sahip arkadaşlar. Ayrıca QCI bu kulaklığı üzerine iyi bir tasarım geliştirmiş arkadaşlar. Bayağı da bu kulaklık da önem vererek işte kablosuz şarj, işte ANC aktif gürültü önleme, birçok özelliği üzerinde barındırmış arkadaşlar. 600 milim amperlik bir şarj case'ine sahip arkadaşlar. Yine modlar mevcut. Tabii şimdi mikrofon testi de yapacağız arkadaşlar. Bir ses görüşmesi yapacağız. Yüksek kristalleşmiş ses kalitesi mevcut konuşmada arkadaşlar. Android 9 ve üzeri cihazlarda SBS özelliği de mevcutmuş. Kablosuz şarj pediyle şarj edebiliyoruz. Şu anda yazılım upgrade %38 oldu. Tek mikrofonda arkadaşlar 35 dB'ye kadar karşıya ses verebiliyor. Ön arka mikrofon mevcut arkadaşlar. Kulaklıkta dokunmatik touch kontrol alanımız var yine. O dokunmatik alan play pause, cihaz şey görüşmeyi cevaplama, reddetme, oyun modunu alma, sesli asistan ve yine ANC modlarını komut edebiliyoruz arkadaşlar. Kulaklığımı bul, kaybettiğimizde kulaklığı bul seçeneği mevcut. iOS, Apple ve Android desteği mevcut. 5 volt 2.1 amper ile şarj olabiliyor. Quick şarj desteği var. 10 dakikalık şarjda 1 saat kullanım sunuyor bize. Bayağı özellikli bir cihaz olmuş arkadaşlar. Ben gerçekten özelliklerini size sayarken şu anda ses kalitesini ve müziğini çok merak ediyorum. Bayağı QCI donanımlı bir kulaklık üretmiş. Şu anda yazılım güncellemesi yapıyor. Bu da çok güzel bir özellik arkadaşlar. Birçok kulaklıkta yok. Şu anda yeni bir versiyon üretilmiş yazılımı. Şu anda güncelliyor cihaz. Bence bu da bu cihazı bu kulaklıkla alınabilmesi için iyi bir özellik olacağını söyleyebilirim.
Kulaklığın arkadaşlar fiyatı da 800 800-900 bin TL arasında bir fiyatı var arkadaşlar. Şu anda fiyat da bayağı yüksek arkadaşlar, onu da söyleyeyim. Belki de daha şimdi şu yazılım güncellemesini sağlasın. Sonra bir ses görüşme yapalım arkadaşlar. Mikrofon testi yapalım. %92 oldu. Arkadaşlar şu anda güncelleme yazılımı yükledi. Şu anda cihazı güncelliyor yazılım. Şu anda upgrade %6'da seri bir şekilde yüklüyor. Gerçekten çok ciddi güzel bir kulaklık üretmiş arkadaşlar. Yani fiyat olarak bana pahalı geldi ama ya, 900 TL bandında bir ürün. Çünkü Samsung'un 600 seriye çok iyi anayici kulaklığı var. Yine Xiaomi'nin 350 TL'ye, 350 TL bandına sattığı çok güzel bir ANC Type-C kulaklığı var. O da güzel bir kulaklık. Ama o ikisi de şeyle kablolu. Tabi bu Bluetooth'lu. Yine ANC, özellikle Xiaomi'nin bir kulaklığı vardı. 550-600 TL bandına satılıyordu. Yine Huawei Honor FlyPods var arkadaşlar. Onda da ANC özelliği var. O da 500 TL bandında satılan bir ürün. Arkadaşlar kulaklık G5'teki fiyatı 700 TL gibi. Türkiye'de de şu anda ben 800-900 TL arası dedim ama yani baktım yine yurt dışından satış gözüküyor. Yani Türkiye'deki fiyatı 1000 TL falan olabilir. Tabi telefonaksesuarı.com.tr bize bunu tedarik etti. Telefonaksesuarı.com.tr'de mutlaka satış fiyatı vardır arkadaşlar. Merak eden arkadaşlar oradan girip bakabilir. Hala şu anda yazılım %53 oranında güncelleme yapıldı. Ve yazılım yükselmesi devam ediyor. Arkadaşlar şu anda %99 upgrade yapılıyor. Ve yazılım yükselmesi tamamlandı arkadaşlar. Yine şöyle ANC modları, outdoor modlarını söyledik arkadaşlar. Şu anda ikisi de şarj %100 kulaklıklarımızın. Söylememiz gereken başka ne özellik var arkadaşlar? Şöyle yine şarkı modlarında şarkı dinlerken, müzik dinlerken gayet oldukça başarılı bir ses çıkışı olduğunu iddia ediyor firma. Çünkü çok iyi bir ekiple çalışıp üretilmiş bir ürün. AEC desteği mevcut. Şimdi şöyle bir mikrofon testi yapacağız arkadaşlar. Bir telefon görüşmesi yapacağız ve bu görüşmeye istinaden kulaklığımızın mikrofon ses testini hep beraber sizler de duyacaksınız. Evet, şu anda Aykut Bey ile bir telefon görüşmesi yapacağız. Evet Aykut Bey, sesimiz nasıl geliyor? Bizim sesimiz sana nasıl geliyor? Bu kulaklıkta aslında bizim sesimizi biz soracağız daha çok, öyle görüyorum. Çünkü mikrofonda ben aktif gürültü önlem olduğu için bayağı iyi olacağını düşünüyorum. Daha çok bizim sesimizi biz merak ediyor olacağız. Çünkü ben mikrofonda aktif gürültü önlemi var. Çok sorun yaşayacağını sanmıyorum. Nasıl sesimiz? Abi sizin sesiniz gayet iyi geliyor bana. Vallahi senin sesin de çok güzel geliyor gerçekten kardeşim. Yanımızdaymışsın gibi hissediyorum yani sesini. Allah abi ben de sizin sesinizi öyle hissediyorum. Büyük ihtimalle hoparlörde konuşuyorsun. Evet, hoparlörde konuşuyorum şu anda. Onu sen video çektiğin için bu şekilde düşünüyorum abi. Yoksa hoparlörle ahiz arasında bir fark olduğunu düşünmüyordum yani. Bir ben şu anda nasıl sesimi, hoparlörü kapattım. Sesimi şu anda nasıl alıyorsun? Bir tık değişti sesim. Yani ses kalitesi falan. Evet. Ya aslında şöyle şunu söyleyeyim. Gerçekten ben de iyi bir kulaklıkta konuştuğunu hissedebiliyorum. Sesin bize çok net bir şekilde geliyor kardeşim. Evet abi, daha önce de çektiğimiz kulaklıklara ziyade bu kulaklığın sesi bayağı iyi. Yani dışarıdan gelen sesleri de algılamakta biraz ben zorluk çekiyorum. Peki şey söyleyeceğim sana, bir gürültülü ortamda değilsin şu anda. Bir de gürültülü ortamda girebilirsen seslerin olduğu bir ortama. Bir de gürültülü ortamda Tabii senin ki abi. sesini bir duyalım. Yani bir televizyon sesi falan olursa. Açıyorum abi şimdi televizyon. Ve bu şekilde deneyelim.
Gerçekten QCI başarılı bir kulaklık üretmiş arkadaşım. Yani düşün. Evet. Valla televizyon sesini de bayağı net geliyor yani. Peki şu an televizyon sesi ve benim sesim arasındaki farkı algılayabiliyorsunuz. Ya şöyle, televizyon sesi de çok geliyor. Senin sesini net bir şekilde alabiliyoruz ama öyle bir özelliği var. Çok sağ ol. Ben televizyon sesini bir tık kısık duyuyorum kulaklıktan. Bana şu an yani televizyonun sesi 50 civarında. Ama kulaklık takılı diye sesi bu kadar kısık algılamıyorum. Peki şey yap, biraz televizyonun sesini düşür istersen biraz da. Şu Şu an an düşürdüm kaçta abi. şu anda mesela televizyon? Bana gelen sesler de aynı abi. 50 ile 10 arasında çok bir fark algılayamadım. Çünkü çok ses yüksek gelmiyor bana. Evet, yok, senin sesin gerçekten şu anda televizyon sesini kıstın, daha da iyi duyuyoruz. Tabi biraz önce ses 50 idi ama yine bir senin sesini net bir şekilde alabiliyorduk. Şu anda da gayet başarılı bir ses var. Orada modlarda seçenek var. Aktif gürültü önleme, onu bir aktif eder misin? Modlar da açık mıydı? Bir bakabilir misin? Şey QCI'nin var. uygulamasında mevcut orada. Uygulamayı açtığın zaman. Yani uygulamada modlar var orada. Şu anda sen normal modda olman lazım. Çünkü biz default ayarı normal modu kullandık. Evet abi, şu an ayarlar normal modda. Şu an outdoor moduna geçiş yapıyorum. Evet. Şu an sesimde bir farklılık seziliyor mu abi? Valla çok büyük farklılık sezemedim. Yani sesin gayet net anlaşılır bir vaziyette şu anda da. Ha, şu anda biraz farklılıklar oldu. Konuşur musun? Efendim abi? Şu anda biraz farklılıklar oldu. Evet, şu anda tam bir geçiş yaptı çünkü Outdoor bir uyarıda uygulama. Şu an geçişi herhalde daha yeni yaptı. Evet, şu anda sesin değişti. Daha iyi sesin. Bir de ANC modu var. Bir de ANC modunu deneyelim istersen. Deneyelim abi. Şu an ANC moduna bastım. Herhalde tam geçiş yapmadı. Uygulama biraz ağır işliyor galiba. Daha demin Outdoor'a bastım dediğinde uygulama hemen geçiş yapmadı. Daha sonrasında sesle bana bildirdi geçiş yaptığını. Şu an ANC'ye geçmiş olması gerekiyor abi. Beni uyardı uygulama. Şimdi arkadaki tiz sesleri daha çok duyabildik. Evet, Yok abi, senin sesin gelmiyor şu şu anda. anda çok iyi. Şu anda sesin de gayet net geliyor abi. Şu an iyi mi abi? Çok iyi, çok iyi. Yani şöyle bir durum oldu. Herhalde arkadaki gürültüleri biraz daha önleyip biraz daha senin sesini ön plana çıkardı. Büyük ihtimalle abi. Televizyonu şu an daha yakın buluyorum. Şu an sesim nasıl geliyor sende? Şu anda sesin çok daha iyi. Yani bir kulaklığa göre çok çok iyi arkadaşım. Yani onu ben sana net bir şekilde söyleyeyim. Şu televizyonu biraz daha kısıp konuşabilirsen daha iyi olur. Anlamadım abi. Bir daha tekrar edebilir misin? Televizyonu biraz daha kısıp konuşabilirsen. Tamam abi. Şu an daha çıktım sesi. Şu an sesim iyi geliyor mu size? Evet, net bir şekilde geliyor. Biraz daha kıs istersen televizyonu. Çünkü televizyonu da biz çok iyi bir şekilde duyuyoruz. Şu an televizyon çok iyi bir şekilde duyduğunuz dediniz abi. Televizyonun sesi Televizyon sesini de duyuyoruz, yani öyle bir durum var. kapattım. Ya şu anda televizyon sesini 10 falan 15 bir aç bakalım. Tam kapatma. Şu an sesi 10 abi. Tamam, yani şunu televizyon Kapattım, ses geliyor. yani televizyonun sesini de duyuyoruz abi. Yani kulaklık gayet başarılı ya. Dış ortamdaki sesleri de ayrı bir şekilde alabiliyoruz ama senin sesini net bir şekilde ayırt edebiliyorum. Süper abi. Bir Ben de sesimi hoparlörde, yani kendi sonra kulaklığımla bir de şöyle kulaklık olarak bir de bakayım. Evet. Evet, abi gayet başarılı. Evet. Evet. Yani QCI gerçekten anece bir kulaklık yapmış ve gerçekten iyi ses çıkışları var. Ben gayet memnun kaldım Aykut Bey. Sağ ol. Görüşürüz kardeşim. görüşürüz. Evet arkadaşlar, QCI yani gerçekten beklediğimin üzerinde bir yani, çünkü böyle bir kulaklık da bekliyordum arkadaşlar. Yani bir sürü kulaklık modeli incelemesi ve testi denemesi yaptık. Bu kadar kulaklık içerisinde artık daha kaliteli ürünler böyle bekliyoruz. Gerçekten güzel bir ürün olmuş QCI'yi. Ben tebrik ediyorum bizi böyle yeni ve güzel bir üründe buluşturduğu için. Kulaklık gayet başarılı. Dokunmatik yine burada alanlarımız mevcut arkadaşlar. Şöyle bir müzik kalitesini de şöyle bir hep birlikte dinleyelim.
Evet, YouTube'dan bir telifsiz müzik açtım arkadaşlar. Şimdi hep birlikte bir test yapalım. Gördüğünüz üzere arkadaşlar 90 dB ses çıkışı veriyor. Evet, 90 dB'ye kadar ses çıkışı verebiliyor arkadaşlar. Şimdi bir de sesin kalitesini kulağımızdan. Arkadaşlar ses kalitesi de oldukça iyi. Bas sesleri de çok iyi veriyor. Gerçekten enstrümantal sesleri de çok iyi duyuyoruz. Gerçekten Kühsay başarılı bir kulaklık yapmış. Dokunmatik nasıl çalışıyor arkadaşlar şöyle. Tabi burada sensör de var. Sensörlerden. Dokunmatiği çalıştıramadım arkadaşlar. Evet, 3 defa basınca. Evet, şimdi 2 defa bastığımızda play pause özelliği mevcut arkadaşlar. 3 defa bastığımızda sesli asistan çalışıyor. Evet. Tabii sol sadece bu kulaklıkta şu anda çalışıyor. Diğer kulaklıkta komut ayarı yapmak gerekiyor büyük ihtimal. Evet, gayet dokunmakta güzel çalışıyor arkadaşlar. Şurada bir hall sensörü mevcut arkadaşlar. Yakınlık sensörü. Gayet güzel bir ürün olmuş Kühsay. Güzel bir inceleme oldu arkadaşlar. Ses ne yaptık? İşte kutuyu açtık, şarjı test ettik, kablosuz şarjı test ettik, mikrofon testi yaptık, ses dB'sini ölçtük, bir müzik kalitesini hep birlikte dinledik. Ben gayet başarılı buldum. Bize bu ürünü tedarik eden telefonaksiyonu.com.tr'ye edecekler. Teşekkür ediyorum arkadaşlar bizi böyle yeni ve güzel ürünlerle buluşturdukları için. Yine yeni videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Böyle güzel bir ürünü sizlerle böyle güzel ürünleri videolarını buluşturduğumuz için gerçekten ben de çok mutlu oluyorum. Biz de çok mutlu oluyoruz arkadaşlar. Harika bir ürün, harika bir video oldu. Emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Aykut Bey'e de teşekkür ediyorum bize verdiği destekten dolayı. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.